Hoş geldiniz. Deniz Akademi'den herkese kocaman bir merhaba. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizinle beraber olduğum için tekrardan çok mutluyum. Daha önce herhangi bir videomu görmediyseniz ben Çile Makar, İngilizce öğrenmekle alakalı videolar çekiyorum. Ve Deniz Akademi'de bugüne kadar iş İngilizcesiyle alakalı çok güzel videolar çektik. Bu videodan sonra onları da kontrol edebilirsiniz tabii ki. Ama bugün biraz daha farklı bir konu üzerinde duracağız. Benim yıllardır YouTube'da yaptığım akıcı İngilizce konuşma, speakinginizi geliştirme, istediğiniz aksana kavuşabilme tarzında çok fazla içeriğim var. Ve bu videoda da yine bu tarz bilgiler vereceğim. Hap bilgiler vereceğim. Yani bu videodan çıktıktan sonra size garantisini veriyorum. Aydınlanmış olacaksınız. Bu birazdan vereceğim ipuçları benim İngilizce öğrenme sürecimde beni şok eden, keşfettiğimde gerçekten speakingimde gözle görülür fark yaratan öneriler bunlar. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım ve videomuza geçelim. Let's go! Birinci ipucum arkadaşlar İngilizce'deki vurgular. Her dilin kendine has vurguları ve ritmi vardır arkadaşlar. Türkçe'de de aslında Türkçenin bir ritmi var. Biz sadece duyduğumuz kelimelerden değil karşımızdakinin tonlamasından da bir şeyler algılayabiliyoruz. Aynı şey İngilizce için de geçerli. O yüzden size bugün birazcık İngilizce'nin ritmi ve tonlamasından bahsedeceğim ilk ipucumda. İngilizce'nin ritminde şöyle bir şey var arkadaşlar. Cümle içerisinde anlam açısından çok önemli olmayan kelimeler yutuluyor. Zaten bunlar yutulduğu için genelde bir dizi izlerken, film izlerken ya ben işte İngilizceyi çok iyi yapabiliyorum, kağıt üstünde yazıyorum, okuyorum ama bir türlü insanların ne dediğini anlayamıyorum dediğinizde aslında bu devreye giriyor. Çünkü yutuyorlar. Önemsiz kelimeleri yutuyorlar arkadaşlar. Peki bu ne demek? Hemen birkaç örnekle açıklayalım. Fish and chips. Bunu fish and chips diye söylemiyorlar mesela. Oradaki and'i diye kısaltıyorlar. Çünkü orada önemli olan fish ve chips. Fish and chips. Fish and chips değil, fish and chips. Ya da mesela cats and dogs değil, cats and dogs. She can speak Spanish. Burada önemli olan şey she, ondan bahsediyoruz çünkü. Speak ne yapabildiğini görmemiz lazım. O yüzden fiil de önemli ve Spanish önemli. Burada önemli olmayan bir kelime var o kadar da. O da can. O yüzden she can speak English cümlesini she can speak şeklinde söyleyebiliriz. She can speak. Bak she can speak English değil. She can speak English. I have been using this for a long time. Ne kadar uzun bir cümle ve ben söyleyene kadar karşımdaki yorulur arkadaşlar. Tamam, biz sadece önemli kelimeleri vurgulamamız lazım. I've been using this for a long time. I have been using this for a long time demiyorum. I've been using this for a long time. Have'i bir kere kısalttım. I've dedim. Been dedim. Onu da vurgulamıyorum. I've been. Using'i vurguluyorum. Çünkü o fiil önemli. Bunu kullanıyorum. Uzun zamandır anlamına geliyor bu cümle bu arada. I've been using this for a var orada. For a şeklinde söylüyorum. A şeklinde geliyor kulağa, tamam mı? For a. I've been using this for a long time. A and the prepositionlar for, at, in gibi onları genelde vurgulamıyoruz. İkinci ipucumuza geldik. İngilizce'de kullanılan kısaltmalar. Konuşurken kolaylık sağlamak için. Aslında bu kısaltmalar bize çok fazla yardımcı olabilir. O yüzden size göstermek istiyorum. Mesela I want to change my department diye bir cümle var elimizde. I want to. Want to arkadaşlar İngilizce'de çoğu zaman wanna şeklinde kısaltılabilir. I wanna change my department. I want to demek yerine bunu dizide de filmde de günlük hayatta da genelde wanna diye duyarsınız. Konuşma dilinde wanna denir. Ya da mesela I'm going to give him a chance. I'm going to give him a chance. Burada arkadaşlar going to biliyorsunuz sık sık kullanılan bir yapı tekrardan going to yerine gonna diyebilirsiniz. Yani şöyle bir cümle olabilir. I'm gonna give him a chance. Let me introduce myself. İzninizle kendimi tanıtayım. Let me introduce myself. Buradaki let me'yi let me şeklinde söyleyebiliriz. Let me introduce myself. Birisi bana bir teklifte bulundu. Dedi ki would you like to have some coffee? Ben de diyorum ki I would love to. Yani çok çok isterim. Burada I'd love to diyebilirim. I would love to değil. I'd love to. I've got to ask you a question. Sana bir soru sormalıyım. I've got to you. I've gotta diye şeklinde söyleyebilirim. I've gotta ask you a question. Don't you want to leave? Bakın şimdi bu cümle neye dönüşecek? Don't you wanna leave? Don't you, don'tcha şeklinde söyleyebiliriz. Want to you da nasıl söyleyebiliyorduk? En başta söylemiştim. Wanna, don't you wanna leave? Gitmek istemez misin? Ve geldik üçüncü ipucuma.
fonetik bilmek. Arkadaşlar bunun ne kadar önemli olduğunu fonetiği öğrenene kadar ben hiç fark etmemiştim. Çünkü bayağı Türkçe seslerle İngilizce konuşmaya çalışıyordum. Ama öyle bir şey olabilir. Karşımızdaki bizi anladığı sürece Türkçe seslerle de konuşabiliriz. Sorun yok. Ama eğer biraz daha doğal bir İngilizceniz olsun ve akıcı olsun istiyorsanız fonetik bilmekte fayda var. Ben size bu videoluk Türkçe'de olmayan, İngilizce'de olan çıkartması zor seslerden bahsedeceğim. Mesela şva sesi. Şva sesi arkadaşlar Türkçedeki ı'ya çok benziyor. O yüzden genelde şva olan yerleri ı şeklinde söyleyebiliyoruz biz Türkler olarak İngilizce konuşurken. Ama aslında şva hiçbir şekilde ağzınızı oynatmadan rahat bıraktığınız zaman şu şekilde çıkardığınız sestir. O da bu. Ö. Ö. Tamam. İçinde şva olan birkaç kelime söylediğim zaman anlayacaksınız. Mesela alive. Alive değil. Mesela bunu alive şeklinde söyleyebilirdik. Ama fonetik biliyoruz ve orada şva var. Alive. Ya da mesela again. 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 Mother. Mother. Ö. Fark ettiniz değil mi? Hazır bunu söylemişken farkındaysanız the dedim. Mother. Bu ses de var. Aynı şekilde Türkçe'de olmayan İngilizce olan the. Think. Thursday, mother, the. Bunları pratik yapa yapa ağzınıza alıştırabilirsiniz bu sese ve bu şekilde daha doğru İngilizce sesler çıkarmış olursunuz. Bu da sizin aksanınızı geliştirmenize faydalı olur, daha akıcı ve daha özgüvenli konuşmanızı sağlayabilir. Ama dediğim gibi bunlar sadece ekstra. A sesi arkadaşlar. Ne A ne E, ikisinin ortası. A. Cat, hand, nap, flat, have. Gördüğünüz gibi bunlar cat değil, cat. Hand değil, hand. Bunun dışında böyle A ile O arası bir sesimiz var. O da A. Böyle bir ses. Hemen birkaç kelime de göstereyim. Rob. Rob değil. Rob. Top. Top. Top değil. Top. Watch. Saatim konuda yok ama. Watch. Sausage. Sausage değil bakın. Ya da sausage değil. Sausage. Ve son olarak da talk. Şimdi geldik dördüncü ipucuma. Dördüncü ipucum da arkadaşlar fillers. Yani konuşurken aralarda kullanabileceğimiz doldurucu kelimeler. Türkçe'de dediğimiz şey gibi. Mesela, yani, hani, demek istediğim. Bu konuşma aralarında söylediğimiz bu kelimeler var ya, bunların İngilizce versiyonları var. Ve bunları bildiğiniz zaman bir cümle kurmadan önce düşünüyorsunuz ya İngilizce'de. Böyle tık diye kalmamanızı sağlıyor. Düşünürken bu kelimeleri böyle uzatıp söyleyebilirsiniz. Bir cümle kuracağım diyorum ki, mesela I mean demek istediğim anlamına geliyor. I mean I like it. But also I don't. Gördünüz mü? I mean diye başladım. Yani demek istediğim seviyorum ama aynı zamanda sevmiyorum da. Ya da mesela actually. Actually he's kind of nice. Gördünüz mü? Actually diye başladım. Actually aslında demek. Bunun dışında anyway var. Anyway neyse anlamına geliyor. So bu yüzden anlamına geliyor. You know bilirsin işte anlamına geliyor. Well şey diye böyle konuşmadan önce böyle bir düşünme anı well diyebilirsiniz. Ondan sonra obviously var, obviously açık bir şekilde, like obviously, apparently yine açıkça anlamına geliyor. Mesela ben sushi yer paylaşır ederim ve birisi bana benim için şey diyebilir, apparently she likes sushi ya da she likes sushi, like obviously diyebilirler benim için. Onun dışında by the way, bu arada anlamına geliyor. Basically, yani basitçe söylemem gerekirse anlamında arkadaşlar. So basically, she didn't wanna come. Böyle bu tarz fillerlar kullanarak arkadaşlar konuşmanızın aralarına serpiştirerek daha akıcı bir İngilizceye sahip olabilirsiniz. Bir örnek konuşma yapacağım size. Doğaçlama tamamen. So I saw her the other day and obviously she was mad. But I mean, I didn't do anything to drive her mad, you know? Ve geldik son ipucuma. Bu da bir cümledeki kelimeleri birleştirerek söyleyebiliyorlar arkadaşlar. Biz de böyle söyleyebiliriz. Ve bu aslında kolaylık sağlıyor bize. Peki neden bahsediyorum derseniz hemen birkaç örnek vereceğim. Mesela what do you do? Yani ne olarak çalışıyorsun, hangi mesleği yapıyorsun derken what do you do? Var ya bunu what do you do şeklinde söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi what do you do diye tek tek ayırmıyoruz. What do you do diye tek seferde söylüyoruz. Bunun dışında what are you doing? What are you doing? Ne yapıyorsun derken what are you doing? What are you doing? Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirebiliriz. Biraz daha uzun bir cümle kuralım. Diyelim ki are you going to tell me what is going on? Are you going to tell me what is going on? Bunu nasıl söyleyeceğiz? Are you going to tell me what's going on? Gördünüz mü? İşte bu şekilde akıcı hale getirebiliriz. Are you gonna tell me what's going on? Birleştiriyoruz kelimeleri.
Çok güzel. Deniz Akademi'de bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Umarım sizin için faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. Eğer bundan sonraki İngilizce videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın çünkü gerçekten sizin için bu ipuçlarını tek tek kendim topladım. Ve yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlarınızı okuyor olacağım. Bundan önceki İngilizce videolarımızı kaçırdıysanız kanaldan kontrol edin. Onlar da gerçekten çok güzeldi. İş İngilizcesi, toplantı İngilizcesi, her şeyi yaptık. Böyle kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki İngilizce videosunda Deniz Akademi'de buluşacağız. Öpüyorum hepinize. Hoşça kalın.